kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz. Bu mübarek hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlarla münasebette daima hatırlamamız gereken bir prensibi bize öğretiyor. Bu öyle bir prensip ki, dinimizi tebliğden eğitime, aile hayatından ticarete, hayatın bütün anlarını insani ve yaşanılır kılmak buna bağlı. İnsanlara zorluk çıkarmak, önüne engel koymak, baskı altına alıp manen ezmek, yüce dinimizin hem ruhuna hem de kurallarına aykırıdır. Rabbini tanıyan ve seven bir insan, onun yarattıklarına zulmedemez. Kendi egosunu tatmin için bir başkasına maddi manevi acı veremez. Aksine Cenab-ı Mevla'nın yarattığı, hayat ve rızık verdiği ne varsa onlara hizmeti vazife bilir, bunu gönülden yapar. Özellikle dini tebliğ ve eğitimle uğraşanlar, işe zora koşmamak, öğrenmeyi ve uygulamayı teşvik edecek yöntemler bulmak zorundadırlar. Bu kişiler, gerekiyorsa psikoloji ve pedagoji bilimlerinden destek almalıdırlar. Baskılayarak, gererek, nefret ettirerek eğitim ve inşa olmaz. Böyle tavırlar insani ve İslami değil.